Algılamak, sormak, yorumlamak ve hep en doğruyu aramak. Dijitalleşen hayat, sonsuz seçenekler ağıyla yeni medyayı yaşamımızın merkezine taşıdı. Peki ya bizler? Hızla artan seçenekler ve koşullar karşısında doğru karar alma mekanizmalarımızı güncelliyor muyuz? Araştırmalara göre şu anda dünyada 5 milyardan fazla sosyal medya kullanıcısı var. Ve %97'sinden fazlası sosyal ağlar ve mesajlaşma platformlarını kullanıyor. Bu filmi izlerken bile bu sayılar hızla değişiyor. Nüfusundan fazla yeni medya kullanıcısı olan ülkeler, küreselleşen dünyada dijital reklamlar, yüzlerce milyar doları bulan bütçeler. Ve bildirmekte fayda var ki bu bilgiler de internetten. Bildiğimiz gibi internet kaynaklı veriler çoğu kez tartışmaları da beraberinde getiriyor. İnternet, bilgiden çok ne yazık ki eğlence için tercih ediliyor. Bu alanda birkaç yeni medya platformu var ki 7'den 77'ye herkes kullanmasa bile adlarını biliyor. Anlık duygular ve bir tık mesafede popülarite. Birileri takipçi peşinde koşuyor, dün tanıdığımız o çekingen arkadaş bugün top trend olurken yine birileri tırnak içinde sürekli zengin oluyor. Ama bu popülarite kısa bir sürede unutulup gidiyor. Elde kalan psikolojik yıpranma, zaman ve mekanın bilinçsiz kullanımı, okulda, işte ve ailede telafisi zor hatalar. Belki de en kötüsü dijital zorbalık mağduriyeti. Üzücü sonuç, sosyalleşirken sosyalden kaçan, bir bunalım ağına düşen yeni çağın yeni bireyleri. Öte yandan dijital dünya, akademik kariyerden kabiliyetlerin gelişimine, doğru ticari atılımlardan binlerce yeni keşif ve kültürel kazanıma dek bu çağın bireysel kimlik oluşumunda nice fırsatlar sunuyor. Yeni medyada olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu mu? Nice diyalektiği cevaplayan hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim bize yine en doğru cevabı veriyor. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl izan sahipleri bunu anlar. Zümer Suresi 9. Ayet. Doğru seçenek, her alanda olduğu gibi yeni medyada da bilen, anlayan o insan olarak var olmak. Bilinçli bir gençlik olarak var olmak. Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM olarak Türkiye Diyanet Vakfı Devralem Gençlik Fuarımızda bu yıl 9. kez gençlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz. Temamız medya ve bilinç. Geleceğimizi şekillendirecek toplumsal fırsatlar ve riskler içeren bu önemli konuda gençlerimizle el eleyiz. Yeni bir bilincin inşası için umut ve gayretle yola çıkıyoruz. TDV KAGEM olarak Türkiye Diyanet Vakfı Devralem Gençlik Fuarımızda bu yıl 9. kez gençlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz.